1919'a hoş geldiniz. İngiltere Başbakanı Boris Johnson kadar yeni tip koronavirüsü, diğer adıyla Covid-19'la dalga geçen başka bir lider olmadı. Ancak Covid-19'un büyük küçük, zengin fakir tanımadığını hesaba katmamıştı. Boris Johnson, virüsün yayıldığı ilk anlarda evlere kapanacak kadar çok da abartılacak bir durumun söz konusu olmadığını söylüyordu. Kısaca Covid-19'la dalga geçiyordu. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients and I shook hands with everybody. Kısa süre sonra Johnson ülkede olağanüstü önlemler almakla kalmadı, kendisi de virüse yakalandı. Covid-19 resmen İngiltere Başbakanının bir numaralı misafiri haline geldi. O görüntülerden 24 gün sonra koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Johnson şu an evinde izole bir hayat yaşıyor. Bakanların ve danışmanlarının durumu daha da kritik. Covid-19 korkusu onları da sarmaya başladı. Hepsinin ödü kopuyor. Peki bu koşan kimdir dersiniz? Johnson'ın ofisinde çalışan bir danışman. Başbakanın test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiğinde koşarak ofisten uzaklaştı. Somali dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkede devamlı su ve temel ihtiyaçların temin edilmesi konusunda sorunlar yaşanıyor. Ama Covid-19 dünyayı öyle bir duruma getirdi ki Somali şu anda Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yardım etmeye hazır olduğunu söylüyor. Mogadişo yönetimi koronavirüse karşı mücadele kapsamında İtalya'ya 20 sağlık uzmanını göndererek yardıma hazır olduğunu ifade etti. İtalya'nın yerli üretimi Somali'ye oranla 300 kat daha fazla. Öte yandan Mısır yönetimi daha önce 1,5 milyon maske göndererek İtalya'ya destek olmuştu. Durum o kadar karışık ki para sahibi olmak bile pek işe yaramıyor. Almanya'nın satın aldığı FFP2 tipi 6 milyon maske transit geçtiği Kenya havalimanında kayboldu. Artık havalimanları bile eskisi kadar güvenli değil. Savunma Bakanlığı sözcüsü haberi doğrulayarak şunları söyledi. Maskelerin neden Kenya'ya gittiğini bile bilmiyoruz. Pazartesi günü İspanya, Çin ve Güney Kore'den 640 bin hızlı test kiti aldığını açıklamıştı. Madrid yönetimi, Çin'den alınan kitlerin pozitif vakaları tutarlı bir şekilde tespit edemediğini ve bunların üreticiye iade edileceğini açıklamıştı. Daha önce Çekya Cumhuriyeti de aynı şirketten 150 bin adet tanı kiti almış, ancak onlar da kitlerden yararlanmadıklarını duyurmuştu. Yapılan testler sonucu negatif gösterebilir. Bu durumda virüs taşıyan birini virüs taşımadığını varsayarak eve gönderebilirler. Bu durumda virüs taşıyan kişi onlarca insanı daha hasta edebilir. İspanyol yetkililer, Çin bize önce virüsü gönderdi, şimdi de bozuk kitlerle salgını daha fazla yaymak istiyor diyerek Pekin yönetimini eleştiriyor.